Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz önce yaptığı konuşmada efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı'nın Gazze'deki soykırım karşısında sessizliğine tepki gösterdi. Bu kan sizin de elinize bulaştı dedi. Az da olsa bu düzene isyan edenler de var tabii. En son İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin Devleti'ni tanıdı. Ee, savaş sahasındaki vahşete karşı uluslararası hukuk ve diplomasi dünyası ne yapmalı? Bu saatten sonra aslında e, İsrail'i durduracak bir güç var mı? Konuşmak gerekiyor. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuz. Sayın Ülger hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Oya, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Hocam şimdi konuşuyoruz. Ee, maalesef oradaki saldırıların duracağı yok gibi ve Amerika da buna sessiz kalıyor. Birleşmiş Milletler de buna sessiz kalıyor ama özellikle İspanya'nın, İrlanda'nın ve Norveç'in ee, Gazze'yi, Filistini daha doğrusu tanıması ne anlama geliyor? Yani bu bir ülke genelinde, dünya genelinde yaptırma sebep olabilir mi? Ya da önemli midir? Evet şimdi 7 Ekim 2023'te Aksa tufanıyla ile başlayan çatışmaların 235. günündeyiz. Hı hı. Yani neredeyse böyle 8. ayın içerisinde kıyamet gibi zaman geçti. Evet doğru. Ee, şimdi Oya sözün bittiği yer aslında yani İsrail'in saldırganlığını kınıyalım uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyelim, savaş suçlarının tam olarak tanımladığı fiilleri, Bilerek, isteyerek, kastederek e, rejimin pratiğe aktardığını, oradaki e, Yahudi yönetimin uygulamaya aktardığını söyleyelim. E, Ulusal toplumu harekete geçmesi için çağrı yapalım, bir şey değişmiyor. Hı. Yani sözün evet. bittiği yer. E, hakikaten de mesela bu e, kriz bize neyi gösterdi? Şunu gösterdi. E, Ulusal hukuk diye bir şeyin olmadığını, yani giderek ümitsizlik artıyor. Uluslararası örgütlerin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere fonksiyonunu yitirdiğini, Müslüman dünyanın e, söylem düzeyindeki e, İsrail karşıtlığını bir türlü pratiğe aktaramadığını gösterdi. Batı'nın Hocam, iç yüzünü gösterdi. Bu, bu mekanizmalar dünya genelinde hani bir e, adalet duygusu insanlara veriyordu. Yani en azından bir durum olduğunda evet bu kurumlar var ama şu anda onların çöktüğüne mi şahit oluyoruz biz? ya artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilse yeridir. Çünkü böyle güvendiğiniz ve itimat ettiğiniz tüm mekanizmaların yerli bir olduğu, yerle yeksan olduğu bir dönem içerisinden geçiyoruz. Belki bu vesileyle Siyonizmin ne olduğunu, İsrail'in ne olduğunu yıkıdan tüm dünya tanıdı. Sadece İsrail'in Orada işte 22 bin kilometre kare bir coğrafyadan ibaret olmadığını, dünya genelinde kültürel, ekonomik, finansal bir hegemonya kurduğunu, devletleri yönettiğini bu vesileyle öğrenmiş olduk. Müslüman dünyanın ataletine yani uyuşukluğuna tanık olduk. E şimdi Türkiye'nin çağrılarıyla hemen birinci ayda 10 Kasım, 11 Kasım 2023'te Cidde'de Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ortak toplantısı yapıldı. Burada Türkiye Müslüman ülkeleri harekete geçirmek için bir, bir dizi öneri ortaya attı. Hmm. Birkaç sene önce Trump iktidarı döneminde e, Türkiye'nin çabalarıyla, çok önemli mesafe alınmıştı. Yani Kudüs'ü başkent ilan ettiği zaman İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantı yapmıştı Türkiye'nin çağrısıyla. Hı hı. Ve sonra Birleşmiş Milletler'de de bu mesele oylandı ve İsrail'e karşı ezici bir çoğunlukla bu durumun kabul edilmezliğine ilişkin genel kurul kararı çıktı. Ama bu ciddi toplantısında Türkiye'nin önerileri havada kaldı. Türkiye ne dedi? Hava sahamızı hepimiz kapatalım. ile ticareti giderek artan ölçüde sınırlandıralım. E, petrol üreten ülkeler, Arap ülkeleri yani e, şunu yapsınlar. Boykot değil ama üretimi keseceğini açıklasınlar. Bunların hiçbir olmadı. Bunların yerine ne oldu? Şimdi hocam şöyle Sadece. bir gerçek de var. Buraya parantez açmak isterim. E, zira şunu gördük. Ee, İsraille Filistin olayında Amerika'nın e, Filistin'in karşısında yer altında ya da Rusya-Ukrayna savaşında Amerika'nın Rusya'nın karşısında yer aldığında açıkçası e, kimse Amerika ile artık bu saatten sonra sanırım karşı karşıya kalmak istemiyor. Evet, yani Ukrayna savaşında işte Ukrayna saldırıya uğradığı için ve ABD desteklediği için bir ahlaki üstünlük vardı en azından yani çatışmada ama Gazze savaşında bu durum tam tersine döndü evet. Hemen çatışmalar başladıktan kısa bir süre sonra Joe Biden ve Batı Avrupa hükümetleri birbiri peşine burada saldırgan ülkeye devlet türünü uygulayan ülkeye giderek desteklerini açıkladılar. O zamandan günümüzde Avrupa'nın tavrı tutumu işte önemli ölçüde değişti fakat. Hı hı. ABD'nin burada ikircikli, güven vermeyen bir yaklaşımı söz konusu. Neticede şuraya geliyoruz oya. Yani işte 235. günündeyiz. Tünelin ucunda bir ışık yok hala. Bu çatışmalar nasıl sonlanacak? Bir taraftan işte ee, diplomasi yoluyla işte Türkiye bir e, atak başladı bir, bir, birden çok ülke benzer çaba içerisinde Avrupa Birliği içerisinde de Filistin davasına yönelik destek sempati arttı eskiye kıyasla işte hı hı. Ee, sonra baktığımızda yine Türkiye e, nisan ayında önce ihracat kısıtlaması sonra tamamen ithalat ve isha, ithalat ithalat ve ihracatın yasaklanması şeklinde bir ekonomik yaptırım kapısını araladı. Başka ülkeler de buraya katılabilir. Gülay Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davaya Türkiye müdahil olarak hmm. katıldı. Daha başka ülkeler de müdahil olarak peki, katılma hazırlığı. Peki başka ülkelerin Filistin'i tanıması e, psikolojik olarak İsrail'i ya da Amerika'yı etkiler mi sizce bu saatten sonra? Bir bir baskı oluşturur ama yani şu an itibariyle İsrail'in statüsü e, özel bölge konumunda yani bağımsız Filistin devleti maalesef kurulamadı. Yasir Arafat 2004'te vefat etti. Bir hı hı. onun bir böyle vadi vardı. Bu dünya gözüyle bir Filistin devletini görmek istiyorum dedi. Bu mümkün olmadı 90'ların ortasında. İsrail'de İşçi partisi hükümeti barış anlaşması imzaladı Filistin'le. Önce işte bunun temeli Oslo müzakerelerine dayanıyor. Gazze-Eriha anlaşması. Beş yıl içinde İsrail'in o tarihteki yöneticileri başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bir Filistin devletinin Batı Şeria ve Gazze'de kurulmasına onay verdiler ama daha sonra İsrail'de demografik yapı değişti. Dış göçler oldu. Göçler daha çok böyle Siyonist, dinci partileri desteklediler ve onların muhafazakar partisi Likud başta olmak üzere aşırı dinci partilerin iktidar ortağı olduğu koalisyonlar dönemi başladı. İsrail e, o anlaşma hükümlerine uymadı. Şu an Filistin'in statüsü özel bölge ama meşru temsilcisi Mahmut Abbas. Filistin kuruluş örgütü Batı Şeria'daki yönetim ikisi arasında anlaşmazlık çıktı. Yani hmm. 2006 yılında seçimler yapıldı. Hamas'ın e, seçimlerin tekrarlanması halinde başarı göstereceği Belli olduktan sonra yeni seçimler de yapılmadı. Bir ikilik var. Yani hmm. e, bağımsız devlet olamadı Filistin. Fakat e, buna rağmen e, dünyanın işte 140'tan fazla ülkesinde büyük büyükelçiliği var, e, temsilciliği var. Birleşmiş Milletler'de belli hakları var. E, tam bağımsız devlet olsaydı bile yine saldırılar de devam ediyor edecekti. Çünkü İsrail'in e, buradaki yaklaşımı tamamen Siyonist. Perspektife dayanıyor Peki, buraya gelmeden bu olaylar önlenebilir miydi yani ama bir ay öncesinden bir yıl öncesinden bahsetmiyorum yani Amerika Orta Doğu'da ve özellikle Filistin'de İsrail üzerinden bir satranç oynarken bunu önceden dünya görüp ya da belli ülkeler o bölgedeki ülkeler görüp bunun önlemini alabilir miydi? Aa, şimdi o ya belki de böyle çok kısa 5 dakika içerisinde arka planı hızlıca anlatayım. Yani hmm. normalde burası bizim elimizden Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra e, e, çıktı. Burada bir İngiliz mandası kuruldu. İngiltere 2. Hmm. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya her tarafından çekilmeye başladı. Ve buradaki meseleyi de yani Filistin'den çekileceği zaman burada ne olacak? Bunu Birleşmiş Milletler'e devretti. Birleşmiş Milletler 1947 yılında bölünme kararı aldı. Bir Yahudi devleti kurulsun, bir e, e, Filistin devleti kurulsun. Tek tanrılı, üç dinin kutsal kenti Kudüs'ü de Birleşmiş Milletler yönetsin karar çıktı. 14 Mayıs'ta Yahudi Devleti İsrail kuruldu. Filistin Devleti kurulamadı. Filistin Devleti kurulması öngörülen toprakları, Yahudi terör şebekeleri işgal ettiler. Yani Deir Yassin katliamı mesela 1998'de Kudüs'ün... Ee, batı bölümünü işgal ettiler. İsrail devleti kuruldu. Filistin devleti kurulamadı. Filistinliler o tarihten günümüze kadar komşu ülkelere sığındılar. Mağdur vaziyetteler. Hmm. 67'de Kudüs'ün e, tarihi bölümünü de işgal etti. Topraklarını genişletti. Şu an 22 bin kilometre kare İsrail. Bizim Trakya kadar ama bunu daha da genişletmek e, niyetinde çünkü stratejileri bunu öngörüyor. E, i̇şte e, Torah, yani biz Tevrat diyoruz. Kutsal kitaplarında Tanrı, Yehova yani onlar biz Cenab-ı Allah diyoruz, onlar Yehova diyorlar. Ee, yani seçkin kullarıma Nil'den Fırat'a kadar olan toprakları veriyorum. Yani orada aslında onlar bu saldırganlığı yaptıkları zaman kendi anlayışlarına göre cihat yapıyorlar. Tanrı'nın buyruğunu yerine getiriyorlar. Kendilerini üstün insan görüyorlar. Yani diğerleri Yahudilere hizmet etmek için yaratılmış İsrailoğullarına fakat her biri sağa solu işgal etmiş, gasp etmiş, Arap, Türk, Alman, Japon olması fark etmiyor. Böyle ıkçı bir anlayış var ve bu anlayış İsrail'de devleti kurdu. ABD'de, Batı Avrupa'da bir takım yerlerde de finans, kapitali, işte bir takım sektörleri tamamen ellerinde tutuyorlar. Dört kez savaştılar. Barış süreci 79'da başladı ve 93'te Filistinlilerle işte İsrail arasında bu 48'de yapılamayan hmm. e, barış süreci Filistin Devleti'nin kurulması müzakerelerinde mesafe alındıktan sonra şunu yaptılar. Bakın e, Yitzhak Rabin yani Filistinlilere devlet kurulması anlaşmasını imzalayan İsrail Başbakanı'nı bir fanatik Yahudi öldürdü. Niye öldürüyorsunuz kendi başbakanınızı? Çünkü... E, Tanrı'nın emirlerine karşı geliyor. Bizim topraklarımızı genişletmemiz gerekirken e, bu, bu tekrar Filistinlere bir devlet kurmak için bir anlaşma yaptı. Şimdi hmm. o tarihten itibaren barış süreci kitlendi. Şimdi şunu demek istiyorum. Bugüne geldiğimizde Aksa tufanıyla başlayan bugün 235. gününde olan bu çatışmalar e, dünyada yani eee <laughs> İsrail'e karşı bir nefret ortaya çıkardı ve bunun yansımalarını görüyoruz. Batı Avrupa'da bir takım devletler birbiri peşine Filistin'de yine tavır tutum alıyorlar. Filistin davasına <laughs> sempati arttı. Bir takım ülkelerde Yahudi karşıtlığı falan gibi şeyler olabilir. E neticede e, bütün bunlar normalleştiği zaman benim Peki. kanaatim tekrar bir e, barış sürecinin canlanması söz konusu olabilecek. Yani Hı, oraya ne da o kadar zaman... Tam da o zaman burada bir virgül açıp şunu sormak isterim. Şimdi barış sürecinin bu saatten sonra olması genel anlamda sadece Filistin-İsrail cephesinde değil aslında İsrail'in dünyayla barışının yeniden sağlanması adına soruyorum bunu. E, bu saatten sonra mümkün müdür? Biraz önceki cümlenizde de hocam şuna dikkat çektiniz. Dediniz ki e, cihat anlayışına sahipler. Şimdi baktığımız zaman o zaman İsrail kendilerine eğer üstün bir ırk olarak görüyorlarsa zira e, bu sadece Filistinli'nin sınırlı kalır yoksa bu daha da yayılmacı ve genişleyici bir politikaya mı dönüşür? Bunun ucu bir yerde İran'a, Türkiye'ye ya da bölge ülkeler ülkelere yansır mı? şimdi İsrail'i eşkenazi Yahudileri kurdular. Yani böyle işte diyelim ki bu buradan bir ideoloji türeten hı hı. Yahudiler kurdular. Yani Müslüman dünyadan örnek vermek gerekirse eşit ya da boku haram şiddet yanlısı Müslüman örgütler neyse hmm. İsrail devletini kuranlar da onlar. İsrail Batı'da hukuk devleti demokrasi olarak gösterilir. Çok sayıda siyasal parti var. Hı hı. Batı'daki karşılaştırmalı devlet sistemleri kitaplarına İngilizce olarak baktığınızda Orta Doğu'da demokrasi nerede var? İsrail'de var. İkinci olarak nerede var? İşte Mısır'da, Türkiye'de, Lübnan'da falan değişir böyle. Ama İsrail hep bir numaradır. Hep böyle gösterilir. Aslında İsrail bir şeriat devleti. Yani devleti kuranların anlayışı bu. Fakat tüm Yahudiler bu şekilde değil. Yani Yahudilerin hı hı. içerisinde evet. mesela İsrail içerisinde de bu şiddete karşı çıkanlar var, Avrupa'da protesto edenler var. Bunlar ekstrem bir grup ve devlete hakim vaziyetteler. Şimdi belli bir süre sonra sular durulacak ve tekrar masa kurulacak. Esasen Hamas'ın kabul ettiği, İsrail'in bizim irademizi yazmıyor dedi. ateşkes anlaşması konusunda görüş birliği sağlanmıştı. Netanyahu şunu yaptı, bir ateşke sağlandığı takdirde kendisi hapse girecek, Kodes'e girecek. Bunu e, önlemek için çatışmayı uzatıyor o bölge Hamas'tan e, Hamas etkisinden uzaklaştırılıp Mahmut Abbas'a bırakılacak ama bu bizden biri olmayacak böyle hmm. birkaç sene sonra. Hmm. Son böyle bir normalleşmeye çok önemliydi doğru hocam. Üzerine gideceğiz. aslında konuşmak isterdim ve bir yandan yönetmenim uyarıyor reklama gitmem lazım. Yoksa gerçekten özellikle son cümle devam etmesi gereken bir başlıktı. E, hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten değerli katkılarınız için. Efendim Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz aranın tekrar karşınızda olacağız.